Hem Suriye'de tüm bu gelişmeler yaşanırken bölgeden önemli bir isme mikrofon uzattık. Suriye'deki en büyük siyasi yapılanma olarak gösterilen Müslüman Kardeşlerin Genel Başkanı Muhammed Riyad Şakva ile Suriye'deki son süreci değerlendirdik. Muhammed Riyad Şakva ile beraberiz. Suriye'deki İhvan-ı Müslümin Hareketi'nin yeni genel başkanı ve Suriye'deki son duruma ilişkin bir takım sorular soracağız kendisine. Suriye'de yaklaşık bir yıldır devam eden bir devrim süreci, bir Esad'a karşı bir dik duruş süreci var. Son duruma, son bilgiler nelerdir? Sıcağı sıcağına sizden alabilir miyiz? Müseciddat, nizam Suriye müstemar. Suriye halkının hürriyet ve adalet isteğine karşı Suriye hükümeti, Suriye'deki bulunan nizam her geçen gün zulmünü biraz daha artırmaya başladı. Her geçen gün şehitlerimiz oluyor. Bu her geçen gün artıyor. Devrim konseyinin son dönemlerde kendi arasında bir takım problemlerinin olduğunu biliyoruz. Özellikle devrimden sonra parlamentonun belirlenmesi için Kürtlere verilecek sandalye sayısına ilişkin bir takım problemler vardı. Bu problemler aşıldı mı? Buna ilişkin bir bilgi verebilir mi? Nehnu bişekil am el meşakil el hafife. Yani amelna meclisinin %80'ini oluşturmuş olduğumuz sen mecliste bir anlaşmamız var. Eğer bu nizamı birlikte yıkıp yerine gelecek olan yeni hükümette adil bir hükümet olacağına yapmış olduğumuz anlaşmalarda böyle bir karar alındı. Fakat Kürtlerde bazı çevreler tarafından seçilmeyen, yani kendi temsilcilerini seçilmediğinden dolayı kendi aralarında bazı ihtilaflar var. Bu da inşallah ileriki günlerde aşılacak. İhvan'ın Suriye'deki genel başkanısınız ve İhvan hareketinin yaklaşık bir yüzyıldır o coğrafyada çok ciddi hizmetler verdiğini biliyoruz. İslami hizmetler verdiğini biliyoruz. Bu zamana kadar çok önemli, istikamet üzere bir çizgisi olduğunu biliyoruz. Peki Suriye'de bundan sonra şekillenecek sürece ilişkin diktatörlerden sonra İslami bir hükümet, İslami bir devlet kurma arzusuna yönelik ne gibi projeleri var? Şu ana kadar ne kadar midirlendirebildiler? Yani ba'da rahil hazel nizam bu rejimin gittikten sonra ki dönemde geçici bir hükümet kurulacak. Bunu şu andaki Ulusal Meclis'in oluşturduğu gruplar tarafından bu hükümet kurulacak. 6-7 aylık bir süre sonra inşallah sandıklarla halka gideceğiz. Halk kimi seçerse, kimi bulunursa, şayet ki halk bizi seçerse, biz çoğunluk olarak hükümete gelirse kesinlikle biz intikam peşinde olmayacağız. Bütün muhaliflerin için.